Merhabalar herkese. Böyle bir anlık ikinci bir oturum canlı yayın yapmak istedik. Az önce Kurumsal Yönetişim Derneği Instagram hesabımızda 3 konuğumuzla ekonomi reformu eylem planında kurumsal yönetişim konuştuk. Bu oturumda da bu 3 katılımcımızı ben aynı anda oturuma dahil etmek, yayına dahil etmek istiyorum. Son bir tur onlardan bilgi alarak yayınımızın son kısmını çok kısa yapmak istiyorum. Evet, Yücel Bey geliyor. Yine ben Ali Bey'e de istek gönderdim. Erdem hocamızı da bekliyorum. Erdem hocamız da. Evet, Ali Bey geldi. Şimdi Merhaba. merhaba. Dernek hesabımızda bu aynı anda 4 katılımcıyı başaramamıştık. O yüzden ben buraya gelelim istedim. Burada teknik olarak şu an mümkün görünüyor. Yücel Bey ile Erdem hocamızı bekliyor. Evet, harika. Onlar da geldi, süper. İyi Hedeflediğimiz akşamlar görüntü tekrardan. dernek hesabında başaramadık teknik olarak. Ben sebebini anlayamadım. Dernek hesabının türüyle alakalı olabilir. Ama kişisel hesapta bir teknik sorun görünmüyor. Ben şöyle yapmak istiyorum. Yine sorusu olan katılımcılarımız varsa sorabilir ama ben birer tur böyle birbirimizi dinlerken de size son söz vermek istiyorum. Özellikle diğer konuşmacılar anlattıkları ile ilgili eklemeleriniz olursa sohbeti 5 dakika konuşarak bitirebilir. Buyurun. Erdem hocadan başlayalım. Tekrardan iyi akşamlar. İşin aslı yani ekonomik reform paketi 10 tane ana alandan oluşuyor. Dolayısıyla hani mümkün mertebe biz özet niteliğine getirdik. Fakat ben o 10 alan içerisinde baktığım zaman işte kurumsal yönetişimin zaten konuşmamda da bunu vurgulamıştım. Bir başlık altında ele alınması önemli bir gelişme olarak gördüm. İkinci olarak da aslına bakarsanız ben bu raporu okuduğum zaman en fazla dikkatimi çeken kısımlarsa finansal teknoloji alanındaki kısımlar. Çünkü açık ve net bir şekilde bu senenin en önemli, yani finansçı olarak konuşuyorum bunu, en önemli olayı bu alana gelecek regülasyonlar olacak. Yani hiçbir ülkenin hiçbir ortak yerde noktada buluşamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Fakat işte G7 zirvesi bir bakıyorsunuz kripto paralar başlığında toplanıyor. Dolayısıyla her şey dijitalleşiyor. Herkesin bu kripto para piyası 1,5 trilyon dolar büyüklüğüne ulaştı ve devletler de bir noktada tehdit eder bu pozisyona geldi. Lafı da uzatıyorum ama hani Ali Bey'in çizdiği portre üzerinden gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla devletlerin buna bir refleks sunması lazım ve Merkez Bankası dijital paraları bu anlamda var. Yani bu ödeme sistemleri konusunda biliyorsunuz yine Merkez Bankası burada regülatör, düzenleyici durumunda ve bizim de bu sene içerisinde bir pilot çalışmanın ortaya çıkacağını görüyoruz. Dolayısıyla o işlerin ben yakından takipçisiyim ve devrimsel nitelikte olduğunu, yani yapısal reform, daha doğrusu ekonomik reform paketi diye adlandırıyoruz ama gerçekten de bu reformun da ötesinde devrimsel bir adım olarak ele alıyorum. Çünkü nakit parayı bitirecek bir dünyayı artık geçiyoruz. Yani cebimizdeki nakit para taşımayacağız. Bundan eminim yani. 2-3 sene sonra, hadi 5 sene sonra diyelim, cebimizde nakit para olmayacak. Bu da beraberinde birçok sıkıntıyı getirecek ve diğer taraftan da büyük avantajlar sağlayacak. Yeni bir dünya bizi bekliyor. Bu anlamda hani Ali Bey'in konuşması üzerinden ben oranın vurgulamak istediğini tekrardan bu şekilde Teşekkür. ifade etmiş olayım. Tekrardan hani bu yayın için Emre Bey, sizin nazarınıza tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim. Tekrardan herkese hayırlı kandiller, iyi geceler diliyorum. Sorusu olan varsa tabii tekrardan konuşuruz inşallah. Evet, şu ana kadar görmedim soru. Teşekkür ederiz Erdem hocam. Ali Bey'e ben sözü vereyim. Sizden de Ali Bey son sözü diğer konuşacağım anlattıklarıyla ilgili almış olalım. Tekrar merhaba. Bana söz verenler genelde pişman oluyorlar ama bugün biraz kısa tutmak zorundayız. Evet.
Şimdi şöyle, Yasin Hocam zaten Erdem Hocam işin ilmi tarafında her şeyi çok güzel özetliyor, sağ olsun. Estağfurullah. Yani üzerine bir şey söylemek şu anda fazladan gibi olacak ama dediği gibi şu anda mesela başka reform paketlerinde mevcut maddeler içerisinde şunu yapalım, bunu yapalım denirken şimdi çok farklı maddeler var artık. Yani sıfırdan hani hiç olmayan mesela önceden neydi? İşte vergide şu olacak, bu olacak. İşte bankacılıkta, BDDK'da işte şu olacak, bu olacak. Zaten olan şeyler üzerinden bir şeyler geliştirilirdi. Şimdi topyekün komple hayat standartlarını değiştiren, hayattaki bütün kullandığımız şeyleri değiştiren maddeler var. Yani şimdi hocamızın dediği gibi, Yasin Hocam dediği gibi bu sıkıntılar da getirecek ama avantajları da olacak. Ya çok basit bir örnek vermek istiyorum. Bıçakla ekmek de kesiyoruz, adam da kesilebiliyor. Yani o yüzden her şeyin iyi yönde kullanılabileceği bir dünyadayız. Güzel bir şekilde kullanılırsa teknoloji çok güzel bir şey. Yani gerçekten yerinde kullanırsak mesela daha önce, az önceki oturumda konuştuğumuzda telefonun numarasının değişikliğinden bahsettik. Gereksiz bir şekilde şubeye gidiyorduk yani. Gerçekten gereksiz bir şekildeydi. O imza atıp tekrar şey yapıyorduk. Ama şu anda bakıyorum ki çoğu banka artık bir tane gişe memuru bulunduruyor. Her şey ATM'de. Yani işte sınav harcı yatırmak, taksit yatırmak, işte vergi yatırmak, para çekmek, belli bir miktarın üstü için yukarı portföy danışmanlığına çıkıyorsunuz, üst kata çıkıyorsunuz. Yani Ziraat Bankası'nda bile eskiden Ziraat Bankası şöyle bir hilal şeklinde bir alan olurdu. Bir sürü gişe memuru olurdu. Ortada böyle müşteriler numaratörden numarası almış beklerdi. Şimdi bir giriyorum bir tane var memur. Her şey dışarıda. Aslında o da bir dijitalleşme. Yani ATM'yi kullanmak da bir dijitalleşme aslında. Çünkü şu anda ATM üzerinden birçok şey yapılabiliyor. Bozuk para bile veren. Altın veren var değil mi hocam? Biliyorsunuz Kuveyt Türk'ün sanırım ATM'sinden altın veriliyor. Gram altın veriliyor yani. Şu anda veriliyor mu bilmiyorum da bir sene öncesine kadar parayı verdiğinizde altın alıyordunuz. Yani madeni para yerine. O Evet. yüzden bu kaçınılmaz bir sonuç. Yani ben de proje yöneticisi olarak çalıştığım biyometrik imzada bir maliyet çalışması yapmıştık. Tabii işin ekonomik boyutu, evet kağıt tasarrufu, bu çoğu kişinin gözüne gelmiyor ama kağıt tasarrufunu sadece A4'ün maliyeti olarak düşünmemek lazım. Printer'ın tonerinden tutun, printer'ın bakım maliyetine kadar değil mi? Yani bir de Evet, hani orada oraya girmeden evet ya bazı yapısal. girmiyorum, girmiyorum, girmiyorum. Orada da mesela şimdi bizim müşterilerin gelip bir kağıdı doldurması, şimdi her şeye bırakıyorum. Ben bu ekonomi reform paketini çevreci buluyorum bir yandan da. Yani o da var. Yani Olmaz. artık kesinlikle yani çünkü bu zamana kadar bu kadar böyle dijitalle alakalı çok bahsedilmiyordu. Yani bu kadar elektronik meselelere girilmiyordu. Çok böyle biliyorsunuz yani kamu kurumunu Yücel Hocam da anlattı, Yasin Hocam da anlattı. Biraz böyle kamuda kurumsal yönetişim biraz daha zor olduğunu biliyoruz değil mi? Yani belki bir özel sektörde daha kolay Sizden de olabiliyorken. soralım. Sizden son sözü alalım. Yücel Bey'e soralım o kısmı. Evet. Yüce Hocam anlatsın bu dakikadan sonra. Kamuda biraz daha zor değil mi hocam? Soruyu ben soruyorum. Teşekkür ederim Ali Hocam. Şöyle bir kamu görevlisi olarak çok stratejik bir cevap vermem gerekiyor şu anda sanırım. Ben bilerek söylemedim. Siz vereceğim. Teşekkür ederim. Aslında şöyle, evet yani hayatta zaten hiçbir şekilde şöyle bir gidiş yok. Yani düz bir şekilde buradan şuraya gidiş yok. Burada birazcık tercihlerimizle alakalı aslında. Yani bir zorlukla karşılaştığımız zaman biz o zorlukla birazcık olsun mücadele edip bunu başarmaya odaklanmış mıyız? Bence burası ile alakalı aslında durum. Şunu yapabilirsiniz. Evet, bir projeyi yönetirken Emre Hocam'la daha önce bunu tasarlamıştık. İşte projeciyi şeye benzetiyoruz. Jonglörün 3 tane topu çevirmesine benzetiyoruz aslında. İşte kapsam, zaman, maliyet. Şimdi bu üç kurguyu aslında aynı anda yönetmeye çalışırken bir sürü zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu ne olabilir? Yapmış olduğunuz bir adım yöneticiniz tarafından olumlu karşılanmayabilir. Bunu gördüğünüzde o zaman bunu yapmama gerek yok. Buradan devam etmeme gerek yok demek de sizin elinizde.
onu ikna etmek için biraz daha çabalayıp buradan devam etmek de sizin elinizde. Ben genel müdürümle çok defa bu anlamda bu böyle değil denildiğinde evet öyle değildir, doğrudur. Ancak şu çalışmaları bu boyutlarla bakarsak belki bu açıdan bakabiliriz diye. Yani bunu daha böyle olumlu anlamda bunu yapmayabilirsiniz. Evet, bir kamu görevlisi olarak üstünüz, amiriniz size bunu böyle söylediğinde bunu kabul edebilirsiniz. Bunu daha böyle gerekçelendirerek sunabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ama nedir? Hani kamuda işte az önce de konuşmuş olduğumuz gibi aslında 657'nin bu anlamda güvence veriyor olması insanlar tarafından kazanılmış bir hak. Ne olursa olsun bu hak zaten devam edecek olarak algılandığı için çok fazla belki sorumluluk alınmama yönünde bir eğilim var diyebiliriz. Ama aksi tarafta da özellikle proje bazlı çalışılan yapılarda da bunun ben çok daha güçlü olduğunu görüyorum. Özellikle çok fazla uzatmadan eylem planımızda da mesela yazan üst düzey kamu görevlilerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecektir diyor. Aslında bunu üst yönetimden başlayarak ara kademe, alt kademeye doğru gidilmesi, işte norm kadro çalışmalarının yapılması, iş analizlerinin yapılması, hangi birimde, hangi işleri yapan kişilerin ne yeterliliklere sahip olması gerekir? Ben bunların açıkçası değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurumlar güçlü çalışanlarla, başarılı çalışanlarla var. Daha önce bir oturumda da böyle çok etkilendiğim bir söz vardı. Evet. İşte güçlü kurumlar olduğu için mi ülke güçlüdür? Yoksa ülke güçlü olduğu için mi kurumlarınız güçlüdür? Aslında bu çift taraflı. Ben burada daha çok yetkinlik bazlı kurumlarımızın güçlendirilmesi ve bu vesileyle ülkemizin daha güçlü bir ülke olacağı taraftarıyım açıkçası. Teşekkür. Bu anlamda daha çok sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinlik için ayrıca Emre Bey, derneğimize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine soru olursa cevaplayabilirim. Anlattığım hususlarla ilgili çok daha detay soracak olan olursa her zaman bana yazabilir. Anlatmaktan da çok sağ ol. Şimdi şöyle toparlamış olayım ben. O sondan başlayayım. Biz de kurumsal yönetişim tarafında hani güçlü personel, güçlü kurum, güçlü Türkiye demiştik. O zincirleme ilişkiyi kurmuştuk. Günün sonunda aslında geldiğimiz nokta da o. Ne konuşursak konuşalım insan odaklı gidiyoruz. Yani insanı yetiştirmek, insanın niteliğini artırmak kurumsal yönetişimin sağlanması için önemli. Kurumsal yönetişimi nitelik olarak geliştirmiş insanlarla başarabileceğiz. Ya da dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü yine bireylere, bu güçlü bireyleri elde ettiğimizde başarmış olacağız ki kültürel değişimi de gerektiriyor. O nedenle ben de o kısmı tekrar hatırlatmış olayım. Sizin takipçileriniz az önceki yayını da gördüler büyük ihtimalle ama benim takipçilerim az önceki yayını görmediği için ben hatırlatma yaparak bağlayıp bitireceğim. Kurumsal Yönetişim Derneği hesabımızda özellikle ekonomi reformu eylem planında kurumsal yönetişim konusunu bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademisyenlerinden Yasin Erdem Çevik hocamız, yine PTT Bilgi Teknolojileri AŞ'den Finansal Teknolojiler Uzmanı ve Proje Yöneticisi Ali Aksakal Bey ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Maliye Ofisi Genel Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Yücel Efe Bey ile konuştuk. Orada yine Kurumsal Yönetişim Derneği Instagram hesabından az önce ben yayınladığım videomuzu 121 kişi bizi zamanlarda izlemiş. Bu bilgiyi de ben misafirlerimize de verdim. 121 kişiye dokunmuş olduk. 121 kişiye sesimizi ulaştırmış olduk. Ve videoyu da şu hesabından yayınladım. Daha fazla kişi yararlanabilir. Buradan da izleyenler, yeni izleyenler oradan videomuzu izleyebilirler. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Kurumsal Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak. Bir sonraki etkinlikte de bu konulara, finansal yönetişime önem vermemiz gerektiğini anladım. İşin finansal boyutunda, yine dijital dönüşüm boyutunda ben de yeni bilgiler edindim. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinleyen herkese de tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.